Merhabalar. Uşağı'ya geldim. Kaldığım masayı göstereyim size. 8 yataklı bir hostelde kalıyorum. Şimdi alışveriş yapmaya çıkacağım dışarıya. Bakalım. Adrian nasıl vemos? Suerte. Bu hava epey soğuk. Kar var, hatta kar yağıyordu az önce ilk geldiğimde. Şimdi yağmura döndü biraz. Markete gidip alışveriş yapacağım. Tur için falan bir yerlere bakacağım. Muhtemelen yarından sonra kampa gideceğim burada. Hava burada 9 gibi kararıyor. Buenos Aires'ten bir saat falan daha geç. Günler daha uzun burada. Hava epey soğuk. Yani 0 ile 5 derece arasında, öyle söyleyeyim. Uçakla gelirken de zaten kar yağıyordu, gördüm onu da. Arada kar var, arada yağmur var. O şekilde gidiyor, bakalım. Göreceğiz artık. Şimdi hem markette gideceğim hem de yarın Beagle Channel turuna katılmak istiyorum. Ona bakacağım. Merkezden fiyat aldım. 30 dolar olan da var sanırım. 50 dolar olan da var. İki tane böyle de kaldım hosteldeki adam. Bakalım, bir kontrol edip ona göre belki rezervasyon yaparım. Yarın tura katılırız. Sonrasında da kamp için hazırlıklarımı yapacağım. O şekilde. Ushuaia'ya başladık. Patagonya'ya başladık. Bundan sonra artık Patagonya'da seyahat edeceğim, bir aksilik olmazsa. Buradan artık Patagonya'nın kuzey kısımlarına doğru çıkmayı planlıyorum. Size dağları göstereyim. Ne kadar kara olduğunu. Karşıda belki görüyorsunuz, tam şu kısımlar beyaz yerler, karlı dağlar. Uşağı'ya genelde insanlar neden geliyor? İşte dünyanın sonu vesaire gibi turlar var. Beagle Channel turu var. Onun dışında işte dünyanın sonundaki trenmiş, ofismiş, hapishaneymiş falan gibisinden değişik turistik aktivitelere katılabiliyorsunuz. Onun dışında Antarktika'ya gidenlerin uğrak noktası yine burası. Buradan Antarktika'ya gemiler kalkıyor. Onların fiyatı da bildiğim kadarıyla 8-10 bin dolar arasında değişiyor. O şekilde markete gidelim şimdi. Bakayım, orada da çekebilirsem bir şeyler gösteririm. Markete geldim şimdi. Soğuktan telefon dondu, kapandı. Telefonsuz döneceğim artık bir şekilde. Fiyatlara bakıyordum da, yani Buenos Aires'tekiyle karşılaştırıyorum. Yani öyle çok uçuk değil yani. Ben daha fazla olacağını bekliyordum. Fiyatlar bundan daha iyi. Yani öyle buraya ulaşım zor olduğu için genelde fiyatlar yüksek oluyor ama yani işte altılı bira satıyorlar. 2000 peso. O da 5 dolar civarına yapıyor herhalde. Tanesi 20 liradan daha aza falan geliyor. Bakayım, alacaklarımı alınca bir çeker gösteririm yine. Şimdi bir alışveriş yapmam gerekiyor. Akşam yemeği yemedim daha. Akşam yemeği için alışveriş yapacağım. Bir de yarın için yaparım. Bir de hem de fiyatları bir kontrol etmek istedim. Ne var ne yok, kaç para, onlara bakalım. Sonra o sene geri döneceğim tekrar. Hava epey soğuk. Marketten çıktım şimdi. Alışveriş yaptım biraz. Kahvaltı için de almıştım ama daha sonra aklıma geldi. Kahvaltıda bizim hostel kahvaltı veriyor zaten. Fiyata dahil kahvaltı. O yüzden bıraktım onları. Yarın tekrar alışveriş yapacağım kampüs için. Şimdi hostele gidiyorum. Telefon dondu, kapandı. Powerbank de yanımda değil. Bakalım, umarım bulurum yerini. Adını da hatırlamıyorum tam. Oh. Hostele gidince artık gösteririm aldıklarımı. Yani beklediğimden pahalı çıkmadı burası. Markete de söyledim. Yani fiyatlar belki Buenos Aires'tekinin %20 fazlasıdır, yani daha fazlası değil. Ben daha yüksek fiyatlar bekliyordum. Orada göremediğim ürünleri burada gördüm. Yani burada az market var ama bütün ürünleri detaylı olarak bulabiliyorsunuz herhalde. Erişim zor olduğu için sanırım çeşitli de fazla getiriyorlar anladığım kadarıyla. Görürüz artık önümüzdeki günlerde. Tur şeyi için bakacaktım da, yani şu an saat 9'u geçti, zaten geç oldu. Onların da kapandığını düşünüyorum. Hem de geç oldu, yemek yapmam lazım. Yemek yiyeceğim. Ondan sonra da biraz dinlenirim. Sabah erken kalkarız. Şehir merkezine tekrar çıkıp
kur için bakacağım. Zaten o seldeki adam söyledi bana. 20-30 dolar civarı falan sanırım. Bakayım yarın duruma göre katılacağım da hava kötü. O yüzden bilmiyorum ya, kararsızım ama katılacağız mı? Çünkü diğer gün kampa gitmem gerekiyor. Yani 2 günlük rezervasyon yaptırmıştım. Ha okey. Şurada kilise var. O kiliseden referans alıp şimdi çıkacağım. Gelirken görmüştüm onu zaten. Demek ki oraya yerdeyim. Ha hostelde görüşürüz artık. Kar bastırdı yine. Yolu bulamadım. Sonra bir tane kasaba girdim. Kasapta çocuğun telefonundan baktım konuma. Buldum şimdi hosteli. Yakınmış zaten de şimdi yeni geldim işe. Karanlık vesaire. Tam neredeyiz anlıyorum. Burası aslında o kadar büyük bir yer değil. Şehir küçük. Bulması çok zor değil aslında ama işte. Yeni gelince anlaşılmıyor. Karapey bastırdı. Ah geldim. Önümüzdeki yer benim hostel. Burası. Arka taraftan giriş yapacağım şimdi tekrar. Aldıklarım bunlar. 25 çay aldım. 1,5 litre su. 2 tane domates püresi aldım. Şöyle ufak bir kola. Bir de ton balı. Toplamda bunlar 50 lira falan tuttu hepsi. Şimdi yemeği hazırlayacağım. Bayağı yağmur yağdı. Islandım zaten. Ah yemeğe geçiyorum ben artık. Çekmem artık orayı da. Muhtemelen yarın görüşürüz. Günaydınlar. Kahvaltımı yaptım az önce hostelde. Hostel çok kalabalık. O yüzden bir şeyleri yapmak oldukça zor oluyor. Mutfak da küçük. Şimdi şehir merkezine gidiyorum. Tourist Information'dan bilgi alacağım biraz. Çok fazla insan var buraya. Herkes zaten aynı amaçlarla geliyor. İşte günübirlik yürüyüşlere katılıyorlar ya da kamp aktivitelerine vesaire katılıyorlar. Onlar hakkında da biraz bilgi aldım diğerlerinden, bunlara katılanlardan. Şimdi Tourist Information'dan ücret bilgisi soracağım. Bir de varsa Guide Information alıp neler yapılabiliyor onlara bakayım. National Park varmış, ona gitmemi önerdiler. Laguna Esmeralda'ya yarın gideceğim muhtemelen. Onun için kartuş gazı almam lazım yemek için. O işleri halledeceğiz. Bakalım. Bugün bir de işte öğleden sonra Beagle Channel turuna katılmak istiyorum. Onun da fiyatı 30 ile 50 dolar arasında değişiyor sanırım. 2 tane tur söylediler bana. Onu da öğreneceğim. Muhtemelen. Bakayım. Ya pahalı olan da penguenleri falan da görüyorsunuz. Bir kontrol edeceğim yani bakayım. Yani çünkü burada bir şeyler yapmak için bayağı yüksek ücretler ödemeniz gerekiyor. İşte tura katılıyorsunuz. 30 ile 50 dolar. Onun dışında yürüyüş yerlerine gitmek isterseniz yine shuttle buslar var. Bu shuttle busları kullanmak için de para ödüyorsunuz ya da işte kimileri ortak araç kiralayıp öyle de yapıyor. Yani ücreti düşürmek için. Birilerini bulursam belki ben de öyle yaparım. Karar vereceğim ona sonra. Çünkü burada planlar sürekli değişebiliyor. Yani birisiyle tanışıyorsunuz, direkt planınız değişiyor. Onlara katılıyorsunuz veya onlar size katılıyor. Göreceğiz bakalım. Görüşürüz şehir merkezinde. Size şöyle karlı dağları göstereyim. Tam karşıda böyle sıra dağlar gibi uzanıyor. Epey uzun. Ya zaten uçakta gelirken de gördüm. Yani dağlar hep karlıydı. Bayağı uçakta gelirken her yeri gördüğünüz için. Gerçi bulutlardan falan da çok göremedim ama gördüğüm her yer karlıydı. Şehirden görünce de zaten anlıyorsunuz kolayca. Ya şehir oldukça küçük aslında. Fakat işte o turistik aktiviteler bildiğiniz gibi her yerde pahalı oluyor. Patagonya zaten burası. Yapacak bir şey yok artık. İstediğim birkaç tane şey var burada yapmak istediğim. Onlara katılmaya çalışacağım. Ben de buraya uçakla geldim. Söylemiştim zaten. Buenos Aires'ten buraya uçakla yaklaşık 100 dolar falan geldim. Yani ben bileti yanlış tarihe almıştım. O yüzden değiştirmem falan gerekti. O yüzden de biraz şey ödedim. Değişik ücret falan da ödedim cezası. Yani muhtemelen daha ucuza bulabilirsiniz. Yani 2 hafta önceden falan bilet alırsanız çok çok daha ucuza geliyor. Neredeyse yarı fiyatına falan da bulabiliyorsunuz. Planlarınız belirliyse eğer daha uyguna da seyahat edebilirsiniz. Ben Buenos Aires'e ulaştıktan sonra almıştım biletimi. Bir hafta sonra aldım. O yüzden bu şekilde bir fiyat ödedim.
Buradaki havaalanından da hostele taksiyle gittim. Otobüs yok burada. Mecbur taksi kullanmanız gerekiyor. Ya birileriyle paylaşacaksınız. Çok fazla pahalı değil zaten aslında. 1500 peso falan ödedim ben. O da yaklaşık işte 5 dolara falan tekabül. 5 dolardan biraz daha az. O şekilde. Havalimanında birileriyle anlaşıp oradan da gelebilirsiniz. Havalimanı zaten şehir merkezine 10 kilometre falan uzak değil. Artık nasıl ayarlamak isterseniz ayarlarsınız. Şehir merkezine gelmişken kiliseyi de göstereyim dedim size. Bayağı güzel duruyor. Renkleri falan değişik. Şehre farklı bir hava katıyor. Burada şimdi bu sokakta şeyler varmış. Outdoor store'lar. Bir onlara bakacağım. Ama çoğu dükkan kapalı. Saat erken. Kahvaltı 8'de başladı. Ben o yüzden erkenden kahvaltımı yaptım. İşlerimi halletmek için çıktım. Çünkü çok iş var. Yani zaman yetmiyor gerçekten. Çıktım bakalım. Onları halledersek iyi olacak. Öğleden sonra da zaten muhtemelen tura katılırım. Para değiştirmek isterseniz de burada şey de var. Western Union şubesi var. Tabii buradan değiştirebilirsiniz. Pagofasi dedikleri internetten yaptığınız ödemeleri gelip dükkanda ödüyorsunuz. Yine Western Union'dan para falan çekebiliyorsunuz. Onlar da aklınızda bulunsun. Şurada Trust Information var galiba. Ben oradan biraz bilgi alayım. Kilise bu şekilde. Güzel yer, sevdim ben burayı. Popüler aktiviteler. Bu yarın gidecek olduğum Laguna Esmeralda. Eagle Channel turu var. Penguenleri gördüğünüz bir tur var. Dünyanın sonunda dedikleri tren var. Bir de şöyle kızakla köpeklere şey yaptıkları şey var işte, kızak. Köpekler kızağı çekiyor falan filan. Turist information kapalı. Hemen 9'da falan açılıyor herhalde. Saate bakayım ya. Saat 9 geçmiş gerçi. 10'da falan mı açılıyor artık? Yani evet, 10'da yazmış bu mesela. Demek ki burada gün 10'da başlıyor. Ya burada soğuk falan olduğu için herhalde buranın şartları diğer şehirlere göre biraz farklı yani. İnsanlar hayata geç başlıyorlar biraz. Günler de uzun burada. Şu an hava 9'da kararıyor. Erken de doğuyor. 12 saatten falan uzun sürüyor ha. Burada gaz varmış. Buradan gazımı alırım. Şurada gördüm gazı. Tamam. Buradan gazımızı alırız. Okey. Dükkan kapalı ama. Burası da 10'da açılıyor ha. O da yazmış. 10'da açılıyor. Okey. Tamam. Buraya geleceğiz. Turu satın aldım az önce. Bu deniz aslanlarının olduğu, dünyanın sonundaki fenerin olduğu tura katılacağım. Ödemeyi kredi kartımla yaptım. Şimdi ben gelmeden Buenos Aires'e para bozdurmuştum. Fakat yani buradaki fiyatları da görünce o paranın çok da yetmeyeceğini düşündüm. Ya muhtemelen Western Union'u yine kullanıp para çekeceğim ama olabildiğince karttan da harcamaya çalışacağım. Şöyle onun bilgisini de vereyim. Bir önceki videoda zaten onu söylemiştim ben yine. Önceden burada kredi kartları kullanılınca şey oluyordu. Official rate'ten hesaplanıyordu. Bazı yerlerde işte official rate'den hesaplanıp o şekilde çekiliyormuş. Official rate ile black market rate arasında da iki katı fark var. Ben şimdi denedim yani. Deneyeyim bir göreyim dedim. Çünkü kredi kartını kullanmak istiyorum. Sürekli para çek falan uğraşmak istemedim onlarla. Ben Buenos Aires'e 1 doları 370 pesodan bozmuştum en son. Şimdi burada 37 dolar çekti benden. Kredi kartıma yansıyan fiyat 37 dolar. Onu da hesapladığımda 324 pesodan falan hesaplamış. Yani biraz fark var ama yani 5 dolar falan filan tekabül ediyor da. Yapacak bir şey yok diyeceğim ona da. Çünkü diğer türlü yine para çekmek istersen buradan bir yerden yine komisyon ödüyorsunuz falan filan, aynı şeye denk geliyor. Bir daha onlarla uğraşmak istemedim açıkçası. O da aklınızda bulunsun. Kredi kartını vesaire de kullanabilirsiniz. Şimdi diğer işlerimi halletmek için şeyi soracağım. Bir shuttle bus'u soracağım. Bu göle giden shuttle bus varmış. Onu bir soracağım. Belki sadece gidiş kullanırım. Dönüşte yürüyerek dönerim. Ya oraya zaten herkes gittiği için günlük olarak giderken dönerken de bayağı bir otobüs oluyormuş. Onun bilgisini de zaten kullandığımda veririm. Daha fazla da konuşmaya gerek yok. Bugün tura katılıyoruz 3'te. Birazdan turun kalktığı yere
Gideceğim buradan yaklaşık bir herhalde 10-15 dakikalık uzaklıkta. O kadar bile değildir belki. Bir yere check edeyim. Ondan sonra açılırsa eğer kartuşu alırım. Ondan sonra hostele döneriz. Bugün biraz çalışmam vesaire de gerekiyor. O işleri hallettikten sonra da artık tur için tekrar buraya geleceğiz. Buradaki gemi herhalde Antarktika'ya mı gidiyor? O kadar büyük ki gemi. Anlayamadım. Bu yataklı gemiler oluyor ya, onlardan. Adı, yani cruise gemileri. Ushuaia Final Mundo. Dünyanın sonu. Yani burada turlar var arkadaşlar. Buraya gelip daha iyi bilgi alırsınız. Ben buradan aldım. Buranın merkezdeki yerinden aldım. Yer öğrenmek için geldim. Yani check ettim bir de bilgileri. Tura başlamadan 30 dakika önce burada olmam gerektiği söylendi. Ona göre geleceğim. 3.30'da başlıyor tur. 3 gibi falan burada olmam lazım. Ya buradan gelin. Belki farklı fiyat alırsınız ama ben hostele sormuştum mesela fiyatı. Hosteldeki adam da yani direkt hostel, yani dedim komisyon falan katar içine bir de, çünkü kendi yapmıyor turu. O bile aynı fiyatı söylemişti yani, o yüzden direkt aldım ben turu. Çünkü herkesten duyduğum fiyat aynı, demek ki burada ortak bir fiyat belirlemişler. Herkes o fiyatı uyguluyor. O şekilde şeyi de öğrendim ben. Yani Laguna Esmeralda'ya gidiş için shuttle bus'u da öğrendim. Gidiş dönüş 5000 peso. O da işte 13 dolara falan tekabül ediyor. Sadece işte gidiş falan da alabiliyorsunuz. Ona yarın katılacağım muhtemelen. Akşamında da dönerken herhalde onun rezervasyonunu yaptırırım. Sadece ben muhtemelen gidiş alacağım. Dönüşte belki yürüyerek dönerim, bilmiyorum. Çünkü her şeye de para vermek istemiyorum. Bu sefer şey oluyor çünkü. Yani para azalıyor, yapacak şey de azalıyor bu sayede. Her şeye para veremeyiz. Yani geziyoruz. Sırt çantalı uzun şekilde gezmek istiyorum. O yüzden para önemli. Olabildiğince aktivitelere katılıp işte yani bazı şeylerden kısıp o şekilde devam etmeye çalışacağız. Birazdan kartuş almaya geçeceğim şehir merkezine tekrar. Saat 10'a geliyor. Dükkanlar açılmaya başlar artık. Gelmişken de limanda göstereyim size. Tura buradan katılacağız. Muhtemelen şu teknelerden, botlardan birine binip gideceğiz. Burada büyük hangar var. Muhtemelen yük gemileri. Onlar da geliyor. Şurada zaten onun gemisi var. Hava burada çok değişken arkadaşlar. Yani gün içinde yağmur da yağıyor, kar da var. İşte rüzgar oluyor. Şu an rüzgarlı zaten. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama rüzgar da var. Bulut da var. Yani çok değişken bir havası var buranın. Ama güzel yani. Ben çok sevdim burayı. Uzun zamandır da gelmek istiyordum zaten. Geldik bakalım, artık gezeceğiz buraları beraber. Az önce kartuşları da aldım gaz için, ocak için. İki tanesi. İki tane ufak. Böyle göstereyim. İki tane ufak boy. Ya birçok mağazaya girdim çıktım fiyatları falan kontrol etmek için. En uygun mu geldi? 1700 peso verdim. O da işte 4,5 dolar civarı falan yapıyor. İki tanesi 9 dolara gelmiş oldu. Diğerlerinde bir tık daha pahalıydı yani, 2 dolar falan daha pahalıydı. En uygun fiyata bunu buldum. Mağazanın adı Campamento Base diye geçiyordu. Linkini koyarım zaten. Almak isterseniz alırsınız. Şimdi tekrar şeye geldim. Tourist Information'a. Burada yarın için şeyi soracağım. Shuttle bus'u soracağım. Burası kaçta kapanıyormuş onu öğreneceğim. Yarın için sabaha rezervasyon yaptıracağım otobüs için. Laguna Esmeralda'ya gideceğiz. Dönüş biletini almayacağım. Dönüş biletini çünkü hangi gün döneceğim bilmiyorum. Gideyim bir. Bakayım, belki 2 gün kalırım, belki 1 gün kalırım. Daha gitmeden karar vermek istemedim ona. Onu soracağım yani, dönüş biletini orada alabiliyor muyuz falan diye. Çünkü oradan benim bildiğim sürekli bir shuttle var. Yani kadından sorduğumda şey demişti zaten. Yarım saatte bir shuttle kalktığını söyledi. O yüzden şimdi almam çok mantıklı da gelmedi zaten bana. Onu halledeyim. Ondan sonra hostele döneceğim. Hazırlıklarımı falan yapacağım. Biraz çalışırım. Ondan sonra da tura gideriz. Bu video biraz uzun olacak. Böyle bilgi amaçlı vesaire de olduğu için. O yüzden de kusura bakmayın. Görüşürüz. Şimdi buraya bilet almaya geldim. Otobüsler buradan kalkıyormuş göle. Yarın geleceğim. Turist Information sadece bilgileri veriyormuş. Yani bilet satmıyorlar. Bilet alabileceğim yere yönlendirdi. Sordum şimdi. Yani tek yön alacağım bileti. Biletin parasını da yarın ödeyecekmişim. Öyle dediler. Rezervasyon yaptırdım sadece.
Yarın 10'da, sabah 10'da göle gideceğiz. İyi oldu benim için de. Zaten check-out saatim de 10'du. Eşyalarımı vesaire ayarlayıp buraya geleceğim tekrar. Görüyorsunuz yani bir sürü insan var giden. Kampa gidenler var, günlük yürüyüşlere gidenler var. Yani birçok şey yapabilirsiniz burada. Yani yapabileceğiniz çok fazla şey var. Söylediğim gibi. Daha fazla konuşmayayım. Turins Information'dan tüm bilgileri alabilirsiniz. Az önce gösterdiğim yerden. Onun da konumunu yine ben açıklamalara koyarım. Ya çünkü ufak yer aslında burası, bulabilirsiniz ama şimdi isimler İspanyolca falan filan bulamazsınız belki. O yüzden her şeyi ben eklerim açıklama kısmına. Oradan kolaylıkla bulabilirsiniz. Şimdi ben tekrar hostele dönüyorum. Hazırlıklarımı yapacağım yarın için. Gelmişken merkeze yarın kamp alışverişini yapayım ben. Çünkü benim hostel uzak biraz. Git gel sürekli. Vakit kaybı oluyor. Kamp alışverişini yapacağım. Ben şimdi tekrar hesapladım şeyi, bu aldığım turu. 335 pasodan falan çekmiş aslında kredi kartından. Neredeyse eşit yani tamamen. Kredi kartı kullanılır yani, artık onu görmüş oldum. Aha, hostel demişken şeyi de söyleyeyim. Ben günlük hostele ne kadar veriyorum? Yaklaşık 14-15 dolar falan veriyorum. Yani burada genelde hostel fiyatları bu şekilde. Patagonya'da yani 15 dolardan falan başlıyor hostel fiyatları. O yüzden çok backpacker da gelmiyor. Gelenler hep böyle turist. Yani zengin paralı gezginler geliyor daha çok buraya. İşte Amerikalılar falan olsun ya da Avrupalılar. Gelen backpackerlar da var. Düşük bütçeyle seyahat edenler de geliyor bir şekilde. Çünkü buralar güzel yerler. Gerçekten görülmesi gereken yerler. Herkes bütçesini bir şekilde ayarlayıp biliyor herhalde. Ama diğer taraflarda olduğu gibi burada çok fazla böyle backpacker göremiyorsunuz. Genelde böyle Amerikalı, Kanadalı, Avrupalı gezginler, öyle söyleyeyim. Ya hostel için de farklı alternatifler vardı. Biraz daha şehrin dışına daha ucuza da yer vardı ama çok güvenemedim oraya. İnterneti az, ne bileyim mutfağı ufacıktı. Gerçi buranın da mutfağı çok büyük değil kalan kişi sayısına göre. Sürekli bir sıra bekliyorsunuz falan. Yani hosteli çok aslında ben beğenmedim. İşte yatağın bir yeri kırılmış, saçma sapan bir şekilde tutturmuşlar falan böyle. Ya ağır birisi olsa yatak çökecek yani, o şekilde. Çok beğenmedim. Adam böyle biraz sempatikliğiyle insanları tavlıyor gibi geldi bana orada. Onun dışında bir sıkıntı yok. Ya bu fiyatlara seyahat etmek istiyorsanız arkadaşlar, burada para harcıyorsunuz yani, yapacak bir şey yok. Yani öyle şehirde kamp yapıp falan da pek yiyemiyorsunuz. Çalışmak için internet falan da ihtiyacım var. Mecburen en uygun yerde kalıyorum. Hostelden çıktım az önce. Turun botun kalkacağı yere gideceğim şimdi. Yarım saat önce gelin demişlerdi. Yaklaşık bir saat var zaten, aşağı inmem bir 15 dakikayı bulur muhtemelen. Size de bu sokakları falan bir göstereyim dedim yine de. Genelde burası böyle dağ kasabası gibi. Hep müstakil evlerin olduğu bir yer. Öyle bina falan yok yani. Evler hep bu şekilde. Güzel, ben çok sevdim burayı. Bakalım gezilecek görülecek yerlerine de gittikten sonra tam anlamıyla karar veririz. Bugün hava güzel, bayağı güzel hatta. Dün akşam epey yağmur yağdı, kar yağdı falan. Bugünkü hava iyi yani. Yarın da buna benzer bir hava gözüküyor. Kamp yapmaya gideceğim. Umarım güzel olur. Keyfimi çıkarabilirim. Akşam gelince yine eşyalarımı falan organize etmem gerekiyor. Ön çantamı hostele bırakacağım. Dün geldiğimde check-in yaparken sordum adama, dedim bırakabilir miyim çantamı? Bırakabilirsin istediğin kadar dedi. 2-3 gün fark etmez. Para almam falan yaptı. Bakalım, göreceğiz yarın. Bir iki gün muhtemelen kampta olurum zaten. Onu da bir sonraki videoda görürsünüz. Şimdi tura gidelim artık. Arjantin'de evcil hayvan olayı bayağı yaygın. Herkesin böyle köpeği falan var. Önümde de gördüğünüz gibi. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum da. Genelde işte insanlar köpeklerini gezdirmek için birilerine veriyor böyle. Onlar da toplu şekilde gezdiriyor falan. O yüzden
çok fazla şey de var. Dışkı da var. Yani sokakta her yerde görebiliyorsunuz. Az önce bir tane evin yanından geçtim mesela. Köpek içeride, yani bahçede bayağı bir dışkı yapmış, hiç kimse de temizlememiş. Buranın manzarası inanılmaz güzel. Ne kadar göstersem de yani buraya gelmeden anlamanız pek mümkün değil. Şimdi bu limanın olduğu yere geliyorum tekrar. Bot ileriden kalkacak. Buraya ulaşım vesaire zor olduğu için dünyanın sonu haritada koyarım, videoda koyarım haritayı, bakarsınız oradan. Nerede olduğumu görüyorsunuz. Yani ulaşım falan zor olduğu için tabii burada bazı şeyler pahalı. O da normal yani, Patagonya çok fazla turistin geldiği bir yer. Onlar daha çok. Bota geldim şimdi. Şöyle göstereyim size. Tur firmasına gittiğimde şey dediler bana. Aynı paraya penguen turuna da katılmak ister misin diye sordular. Hani ne farkı falan var dedim. Dedi aynı yerlere gidiyor, sadece penguenlere de gidiyor ekstra. Ben penguenleri pahalı diye almamıştım turu. Bir tanesi işte 30 küsür dolar, bir tanesi 50 küsür dolardı. Pahalı diye seçmemiştim onu. İyi dedim madem gideyim. Demek gideceğim varmış. Ya düşündüm de bir olayı var demek ki, onu anlamadım tam olarak ben de. Belki tanıtım için yapıyorlardır. Belki ne bileyim, diğerinde mi yer kalmadı ya da farklı bir şey mi satıyorlar burada artık. Yani belki oradan para kazanırız vesaire diye bunu önermiş olabilirler yer olduğu için. Bakalım artık. Penguenleri de görmüş olacağız bu sayede. Yakından görünce ne kadar büyük olduğunu anladım. O kadar büyük olacaklarını tahmin etmiyordum. Şu sağdaki özellikle epey büyük. Aha, kavgaya başladılar. Aha. Görmek, yani böyle doğal alanlarını görmek çok daha etkileyici oluyor. Gerçekten bayağı güzellenmiş. Ha, başladı yine kavgaya. Aha. Şimdi fokların olduğu adaya geldik. Burada fok balıkları. Ben işlem boyu.
Şimdi de dünyanın sonundaki deniz fenerine geldik. Burada dönüyoruz. This the sea venture from polar latitudes. Katamaran Antarktika'ya gidenlerdenmiş. Yani ben öteki büyüğü sanmıştım herhalde, böyle ufaklar gidiyor. Bir tane daha geç bundan önce. Genelde herhalde bu ölçüdeler. Bizde epey karadan, yani şehir merkezinden epey uzaklaştık. Penguenlerin olduğu ada bayağı uzakta sanırım. Diğer yerlerin hepsini gördük. Şimdi penguen odasına gidiyoruz. Bakalım son bir orası kaldı. Ondan sonra dönüş olacak. Bu tür yani 4,5 saat falan sürüyor. Öyle söyleyeyim bir zaman olarak. Bir sabah saatinde var, söylemiştim onu. Sabah 9.30 gibi, bir de öğleden sonra 3.30 gibi var. Kafanıza göre artık hangisi size uygunsa onu seçersiniz, katılmak istiyorsanız. Ben bu analizine görüşürüz artık. Şu anda Şili'ye girdik. Telefonu zaten Şili'ye geçince şey yaptı. Şuradaki sınır Arjantin. Son taraf Arjantin. Penguenlerin olduğu adaya geldik şimdi. Burası Hammer Island diye geçiyor sanırım. Az önce bir tane sadece üstüne atladı. Çok küçük ya bunlar. Bazıları adaya çıkmış, anlamadım ha. Burada bayağı varmış. Adaya çıkanlar var. Normalde yasak sanki ama herhalde parası olanlar çıkabiliyor diye anladım yani. Bakalım biraz daha yaklaşsın. Fotoğraf çekmeye başlayacağım. Şöyle göstereyim size. Çok küçük bunlar ama. Başka adalarda falan, başka yerlerde daha büyükleri var bunların. Kral Penguen diye geçiyor sanırım bunlar. Bakalım yaklaşınca anlayacağız ne olduklarını tam olarak. İlerideki çok gözüküyor mu bilmiyorum da büyük olan var bir tane. Gagası da farklı diğerlerinden. Onun cinsi farklı herhalde. Aha. Nereden çıktı? Değişik kuşlar varmış. Anladım, Allah hiçbirinin adını bilmiyorum. Artık fotoğraflardan falan belki çıkartırım.
Sonra çıkar bulabilirsem yazarım bunları. Şurada insanlar var yani. Onlar nasıl çıktı adaya hiç anlamadım. Diğer gemi geldi, katamara geldi, bıraktı herhalde onları. Etrafta gemi de yok. Kim alacak onları onu da anlamadım. Gelmişler, oturuyorlar karşıdan. Şu alanda bir kamp yapmak isterdim. Şimdi geri dönüyoruz artık. Bu penguenlere tur rehberi şey dedi. Aşağı yukarı 20 yaşına falan dediler de. Hani herhalde bunların türü böyle büyümüyorlar galiba. Bayağı küçüklerdi çünkü diğer penguenlere göre. Adaya elveda diyoruz artık. Turdan indim şimdi. Birkaç bir şey alıp hostele döneceğim hemen. Saat zaten 9'a geliyor. Burada hava 9'a kararıyor. Onun öncesinde turla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Kapatalım sana da. Valla tur aslında baktığınızda pahalı mı? Pahalı ama yani gidilen yerlerde çok özel yerler gerçekten. Öyle dünya üzerinde her yerde görebileceğiniz şeyler değil bunlar. Penguenler olsun, deniz aslanları olsun. Ki bunları doğal ortamında görüyorsunuz yani. Hayvanat bahçesi gibi bir yerde görmüyorsunuz. O yüzden değiyor yani. Ben çok keyif aldım. Bir daha olsa bir daha katılırım yani. Oldukça güzeldi. Parasına değiyor açıkçası. Ben onu söyleyebilirim. Yani giderdik, farklı bir şeyle karşılaşırdım. Onu söylerdim yani. Derdim yani katılmayın bu tura. Saçma sapan bir şey mi falan derdim ama çok keyif aldım her anından. Yani insanlar da sürekli zaten herkes heyecanlı. Bir kuş çıkıyor ya da ne bileyim bir şey görüyorlar yani hemen pencereleri falan koşturuyor herkes. O heyecanı da görüyorsunuz insanlarda. Yani güzeldi. Size katılırsanız keyif alacağınızı düşünüyorum. Hangi duruma katılacağınızı artık kendiniz karar verirsiniz. Normalde işte benim katılacağım tur penguenlere gitmiyordu. Diğerlerine gidiyordu sadece. Penguenler benim için ekstra oldu açıkçası. Ya onu da muhtemelen şey diye düşünüyorum ben. Şimdi bu gemide fotoğraf falan olayları var bir de. Fotoğraf olayları dönüyor. Fotoğraf çekiyorlar falan. Onlardan da biraz para kazanıyorlar. Diğer turda yok mu artık onlar bilmiyorum. Vardır muhtemelen de. Dediler yani buna katılır mısın? İyi dedim ben de. Penguenleri de bu sayede görmüş olduk. İyi oldu benim için de. Normalde ben biraz daha kuzey tarafta gidip görmek istiyordum penguenleri. Burada denk geldi, iyi oldu. Orada bir daha imkan olursa gidip görürüm. Bakalım artık. Buraya kadar izlediyseniz eğer teşekkür ederim. Sonraki videoda artık muhtemelen Laguna Esmeralda'da kampa gidiyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Şu ayarın.